Arkadaşlar hepinize merhaba. Saat 2'ye geliyor, uyumayı planlıyordum. Fakat Windows'tan Mac OS işletim sistemine geçtikten sonra bu bilgisayara Ledger cüzdanımı tanıtmadığım aklıma geldi. Gittim aldım yerinden bir bağlayayım dedim. Kurulumunu yapayım dedim. Fakat bazı sorunlar yaşadım. Bu video muhtemelen çok izlenmeyecek ama izleyen kişilerin de işine yarayacağını düşündüğüm bir video. Bu yüzden hemen bilgiler tazeyken sizlerle paylaşmak istiyorum. Birkaç husus var, hem de güzellik var. Bunlardan bir tanesi şu an Ledger'ın sayfasındayım, gördüğünüz üzere ledger.com'dayım. Cüzdanımı tanıtmak istediğim zaman bilgisayarıma, bu Mac'e, App Store'a giriş yaptım ve App Store'dan, yani haliyle Mac kullandığımız için, Mac'e geçtiğimiz için programlar oradan indiriliyor biliyorsunuz. App Store'dan bir uygulama indirdim. Ledger'ın kendi uygulaması bu arada. Uygulamayı indirdiğimde kurduktan sonra cüzdanımı falan takıp tekrar recovery'sini yapacağım zaman bana şu uyarıyı verdi. Nano S cüzdan iOS işletim sistemlerinde kullanılamaz falan gibi bir uyarı verdi. Ben de böyle hem kızdım hem güldüm. Nasıl olur? Bilgisayarı daha güvenli hale getirdik, daha yeni hale getirdik. Ama yıllar önce aldığım, 6-7 sene önce aldığım Nano S cüzdanı ben bunu nasıl kullanamam falan diye düşünüyordum. Kısa bir araştırma yaptım. Sağ olsun bir arkadaş da bilgi verdi bu konuda onunla yazışırken. Ledger Live uygulamasını App Store'dan indirmeyeceksiniz. Ledger'ın kendi sayfasına indireceksiniz buradan. Velhasılı buradan programa giriyorsunuz ve Mac Application dediğinizde geliyor. Detaylar da aşağıda gördüğünüz üzere programı nasıl kuracağınız vesaire de burada yazıyor. Bu bilgiyi vermiş olayım. Özeti şu, Ledger'ı Live'ı, Nano S'i kullanmak için, Mac OS işletim sistemlerini kullanmak için App Store'dan indirmiyorsunuz. Ledger'ın kendi sayfasından indiriyorsunuz. İlk evvela bunu söylemek istiyorum. Bu konuda problem yaşayacak arkadaşlara yol gösterici bir video olsun. İkinci konu da programı kurduktan sonra incelerken görmüş olduğum bir detay. Onu da hemen göstereyim size. Şu anda benim Nano S cüzdanın içine bakıyorsunuz. Programda birçok sekme var. Her yüklediğimde de yani Windows'da format attıktan sonra veya işte başka bilgisayara geçtikten sonra her yüklediğimde de bir şekilde şey değişiyor. Buraya yeni özellikler geliyor. Biraz böyle kurcalayayım dedim. Şeyleri tanıttım. Ripple cüzdanımı, Ethereum Classic falan var bu cüzdanda. Bunları tanıttım. Tanıtırken de şurada bir kısım dikkatimi çekti. Kart yazıyor. Bu neymiş arkadaş dedim. Buna tıkladığımda gördüğüm ve anladığım kadarıyla fiziki bir kart icat etmişler. Master özellikli. Yine anladığım kadarıyla şimdi beraber üyeliğini yapacağız zaten. Kripto para cüzdanımızdaki ama kripto paraları Bitcoin, Ethereum gibi ama da stabil coinleri USDT gibi, USDC gibi stabil coinleri gidip markette harcamamıza yarıyor. Bunu ben şimdiden tanıtmış olayım sizlere. Bununla ilgili çünkü pek bir Türkçe kaynak yok gördüğüm kadarıyla da. Şu an işimize yarar mı yaramaz mı bilmiyorum ama zamanı geldiği zaman hayat kurtarır, hayatımızı güzelleştirir, renklendirir diye düşünüyorum. Neden bunu söylüyorum? Buradaki parayı örneğin borsaya at, borsadan efendime söyleyeyim satışını yap, sattıktan sonra TL'ye çevir, onu bankaya çek falan gibi aşamaları atlamış oluruz anladığım kadarıyla. Şimdi bu videonun girişini bu şekilde yaptım. Kart başvurumuzu da yapacağız. Kartımız olur da Türkiye'ye gelirse, gönderirlerse geldiği zaman onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi ilk defa beraber sizlerle beraber yapalım istiyorum. Buradan giriş kısmı var. Buradan da sign up kısmı var. Buraları dolduracağım. Amerika mı diyor, international mı diyor, uluslararası mı? Buraları dolduracağım ve beraber ilerleyeceğiz. Bu kısımda ülkeyi soruyor ve ilk aşamada hüsrana uğramış oluyoruz. Şu anda bölgenizde bu özellik kullanılmamaktadır diyor, kullanılamamaktadır. Bununla birlikte üye olabilirsiniz, bekleme listemizde de beklersiniz diyor. Olalım, sıkıntı yok. Şu an bu kart bize gelmeyecek. Orada yazdığından anladığım kadarıyla. Ama yine de biz başvurumuzu yapalım. Bekleyenler listesine alsınlar bizi de. Geldiği zaman da kartımızı kullanırız.
Bildiğiniz Visa, Master gibi bir kart. Ben bunun başvuru sitesine gireceğim. Buradaki bilgileri de doldurayım. Ve join diyorum arkadaşlar. Katıl diyorum. E-postamı onaylamamı söylüyor. Onu hemen en ekrandan onaylayayım. Bu arada söylemiş olayım. Gelen e-posta spam listesine düştü. Bu da aklınızda olsun. Ne diyor gelen mailde? Bekleme listesine katıldığınız için teşekkür ederiz. E-posta adresinizi onaylayın. Fiziki kartınız için filan demiş. Bu arada sizler için komisyonlarına filan baktım. Yanılmıyorsam %1,5 ile 2 arası filan bir komisyonu var. Mesela 100 dolar bir harcama yaptınız. 1 doları 2 doları kesiyor. Gelen maili onayladıktan sonra şöyle bir ekran geldi. Onu da göstermiş olayım size. İşte bir numara verdi. Wait listesinde, bekleme listesinde. Ve detaylar yazıyor. Bir de üstüne demiş ki referans linkiniz şurada. Eşe dosta da buradan bu işi referans olarak sunabilirsiniz demişler. Videonun altına da muhtemelen bunu koyarım. Sizler de oradan doğru gidip üye olursanız mutlu olurum. Ha, bana bir şey verir mi vermez mi ne olur onu bilmiyorum. Bir iki önceki videoda da söyledim. Gate.io'dan mesela referans linki koydum şeye videonun altına. 10 kişi gelmiş. Benim linkimle üye olmuş. 0,5 dolar 50 sent gibi bir şey vermiş bana. Komisyon indirim o da yani nakit para gibi de değil. Yani bu referanslardan öyle bir şey kazanmıyorum yani onu da söylemiş olayım. Bunu da koyarım videonun altına. Şeye geri dönelim. Ledger'a geri dönelim. E-postamızı da onayladık. Bekleme listesine girdik. İnşallah yakın bir tarihte bunu getirirler şey olarak. Özellik olarak Türkiye'de bu karttan gönderiyor olurlar. Biz de kripto sevdalısı insanlar olarak çıkartırız cebimizden. Bakkalda, çakkalda, markette direkt coin bozdurmakla uğraşmadan direkt bu kartı kullanarak alışverişimizi yapmış oluruz. Neticede yeni bir teknoloji. Ben de sıcağı sıcağına sizlerle buluşturmak istedim. Sonraki videolarda görüşürüz. Esen kalın, hoşça kalın arkadaşlar.